ki Hafnen'i Kısırlık diye geçiyor. Biraz kulağa açıkçası tırmalayıcı da üzücü de gelebiliyor. Peki Kısırlık, infantilize kimlerle görülür? Şimdi toplumda aslında çok yaygın, özellikle bu çok fazla teknolojinin geliştiği ortamda yediğimiz ürünlerin çok fazla hormonlarla ve ilaçlarla ve antibiyotiklere maruz kaldığımız bir ortamda infertilite maalesef çok yükselişte. Çünkü hem ovum, kadın yumurtası, hem de sperm, erkek döl hücresi çok hassaslar. Yediğimiz yemeklerden, içtiğimiz sudan, ortamdaki radyasyondan çok etkileniyorlar. Stresten çok etkileniyorlar. Kötü, kirli havadan çok etkileniyorlar. Onun için toplumda çok fazla yükselişli infertilite. Ama tabii ki tıpta, bilimde boş durmuyor. Bizim de elimizden geldiğince yaptığımız araştırmalarla da bazen hiç çocuğu, eskiden belki bir 50 yıl önce kesinlikle çocuğunuz olmaz dediğimiz çiftlere de bir takım tetkikler, teknik yöntemler sayesinde de evlat çocuk sahibi yapılabiliyorlar artık. Bir yandan hava kirliliği toplumu bozarken bir yandan da doktorlar, tıp camiası ve bilim onu düzeltmeye çalışıyor. Neden gözükür? İşte doğuştan olabilir. Bir takım sendromlarda kısırlık olabilir erkekte ya da kadında. Ya da kullandığımız ilaçlar yüzünden olabilir. Bazen aldığımız tedaviler yüzünden olabilir. Bazen de hiçbir nedeni olmayabilir. Genelde kısırlığın erkek ve kadın olarak ayıracak olursak %40'ı kadına, %40'ı erkeğe, %60'ı da ortaktır. Hem onda hem de onda küçük bir sorun vardır ya da önemli bir sorun vardır. Ve sorunun ne olduğunu önceden tespit edip ona göre tedavilere başlıyoruz. Kadın erkek diye ayırt edilebiliyor. Tabii. Çünkü bazen kadının tüplerinin tıkalı olmasından kısırlık oluşabilir. Bazen erkeklerin spermlerin sayısının ya da hareketliliğin bozukluğundan olabilir. Bazen erkeklerde de tüpler tıkalı olabilir. Yerine ulaşmayabilir. Ya da bazı enfeksiyonlarla, belli enfeksiyonlara bağlı kısırlık olmuş olabilir. Nedenini eğer bulabilirsek çok daha kolay yol gösterebiliyoruz ya da tedavi edebiliyoruz. Ama bazen her şey mükemmel olabilir. En azından bizim yaptığımız tahliller tamamen, tetkikler tamamen normal olabilir. Ama ona rağmen çift çocuk sahibi olamıyordur. Ona da açıklanamayan infertilite diyoruz. Nedenini bilemediğimiz halde bir takım çeşitli yöntemlerle onlara da yardımcı olmaya çalışıyoruz.